Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence Garp'ın sonu böyle olmamalıydı. One Piece 1088'in spoilerları sonunda geldi ve açıkçası bu spoilerlar beni biraz üzdü. Hemen spoilerlara geçmek istiyorum çünkü gerçekten konuşacağımız çok fazla şey var. Ama öncesinde eğer videolarımı beğeniyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenip bir yorum bırakabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürler, iyi seyirler. Bölümün adı Son Ders. Son Ders büyük ihtimalle Garp'ın artık aramızdan ayrılacağını işaret ediyor. Kobe'ye verdiği son bir derse işaret ediyor gibi. Ama bu aynı zamanda Kuzan'a verdiği bir son ders olarak da görülebilir. Sonuç olarak Kuzan da onun öğrencisiydi. Ona son bir ders verip daha sonrasında hikayeden bir şekilde ayrılacak gibi duruyor Garp. Kobe dürüstlük darbesi isminde yeni bir saldırı kullanıyor bu bölümde. Büyük ihtimalle Garp'ın galaksi darbesinin bir benzeridir bu. Ve hatta daha küçük bir versiyonu gibi düşünüyorum ben. Zaten Kobe Garp'ın öğrencisi olduğu için onun saldırılarını almış olması ve onların biraz benzerini kullanacak olması çok da şaşırtıcı bir durum değil. Yine de Kobe'nin bu saldırıyı nerede kullandığına bakmak gerekiyor. Pizarro en son elini kaldırıp gemiyi vurmak üzereydi. Ben Kobe'nin saldırısını orada kullanacağını düşünüyorum ama orada da aslında bir sıkıntı var. Yani Kobe oradayken ellerini kaldırmış, yapma orada siviller var falan diye ağlıyordu en son. Yani Kobe'nin sonunda ağlamasını bırakıp bir hamle yapmış olması güzel. Bu pozisyondan yapmayından bir anda kalkıp ben dur onları durduracağım diye bir hamle yapması ne kadar gerçekçi onu bilmiyorum. Belki arada bir başkası gelip Pizarro'nun kolunu engellemiş olabilir. Kobe de belki daha sonrasında diğer karasakal korsanlarının kaptanlarına o saldırıyı kullanarak Garp'ın etrafından onları uzaklaştırmış olabilir. Büyük ihtimalle zaten yarın ilk görseller düşmeye başlar. Orada da Kobe'nin saldırısını nerede kullandığını tamamen emin oluruz. Garp'ın etrafı karasakal korsanları tarafından sarılmış ve Kuzan buzdan bir bıçak oluşturup onunla Garp'a saldırıyor, vuruyor. Bence bir sonraki spoiler da bununla alakalı, o yüzden ona da değinip ondan sonra bunun üzerine yorum yapmak istiyorum. Bir diğer spoilerımız da şu: Garp'ın vücudu yavaş yavaş buzla kaplanmaya başlıyor ve Garp bu sırada gülüyor. Tıpkı daha önce Saul'un başına geldiği gibi. Ve büyük ihtimalle yine Kuzan bir zaman kapsülü kullanmış ve Garp'ı öldürmek yerine onu donduruyor. Yani başka bir zamanda, başka bir yerde onu tekrardan çözüp eski haline getirebilir. Bundaki amacı ne? En önemlisi bu. Birincisi şu olabilir: Garp gerçekten orada çok kötü durumdaydı ve karasakal korsanları ona bir anda üstünlük kurmaya başladılar. Ve bundan onu kurtarmak için de ya da ölmesini engellemek için de Kuzan ortaya atılıp Garp'ı dondurdu. Böylece de diğer ona zarar veremeyecek. Ama tabii burada şöyle de bir durum var. Diğerleri Garp donmuş haldeyken ona vurup buzu kırıp Garp'ı da yok edebilirlerdi aslında. Yani Kuzan aslında burada biraz da bir risk almış gibi. Ben hala Kuzan'ın iyi olduğuna inanmak istiyorum ama yani Kuzan gerçekten de artık kötü birisi ve bu saatten sonra da geri dönüşü olmayacak. Ama bilmiyorum, kaçınız hala Kuzan'ın iyi olduğuna inanıyor mesela şu anda? Yoksa hepiniz mi artık Kuzan'ın düşman olduğuna tamamen eminsiniz? Bu da sorulması gereken sorulardan bir tanesi bence. Bir de tabii Kuzan Garp'ı dondurduysa bunun başka bir nedeni de şudur. Biliyorsunuz Karasakal kendi korsan cumhuriyetini, korsan krallığını kurmak istiyordu. Ve tabii ki bunu yapmak için de dünya hükümetine önemli bir şey sunmak zorunda. Yani donanma ve dünya hükümetinin Garp'ın kahraman olmasına verdiği büyük bir önem var. Bunu daha önce de görmüştük seride. O yüzden de şimdi de onu kurtarmak için bazı imtiyazlar verebileceklerdir diye varsayıyorum. Sonuç olarak Garp gibi bir kahramanın, tüm dünyada etkisi olan ve tanınırlığı olan bir kahramanın, resmen Garp donanmanın yüzü arkadaşlar. Yani öyle düşünmek gerekiyor. Ve siz eğer donanmanın yüzünün bir şekilde korsanlar tarafından yakalandığını duyuracak olursanız bu da sizin denizlerde verdiğiniz bu güveni tamamen ortadan kaldıracaktır. Hatta bazı insanlar Garp bile korsanların eline düşebiliyorsa denizler artık bizi kurtaramayacak. Dünya hükümetine o zaman biz bu parayı vermeyelim ve kendi içimizde gruplaşıp birbirimizi kollamaya başlayalım bile diyebilirler. Zaten şu anda bir isyan bayrağı çekilmiş durumda ülkelerde ve bu isyan bayrağı iyice büyüyebilir. Başka sıkıntılara yol açabilir. O yüzden de bir şekilde dünya hükümetinin bu olayın duyurulmasını engellemesi gerekiyor. Bunun için de bence Arı Kovanı'nı bir krallık olarak ilan etmek çok da büyük bir eksi olmaz onlar için. Bir diğer spoilerımız da şöyle: anlatıcı devreye giriyor ve anlatıcı diyor ki efsanevi kahraman Garp Arı Kovanı'nda ortadan kayboldu ve durumu belirsiz. Bu aslında çok daha normal değil. Zaten bir önceki spoilerda bunun üzerine bayağı bir konuşmuştuk. Benim düşüncem Kuzan büyük ihtimalle Garp'ı dondurdu ve Karasakal da Garp'ı kullanarak dünya hükümetine baskı yapıp onlardan Arı Kovanı'nı bir krallık olarak görmesini isteyecek ve kendisi de Arı Kovanı'nın kralı olacak. Zaten bizim dünyamızdaki Karasakal gerçekten de bir korsanlar cumhuriyetinin başına geçmişti daha önce. O yüzden de One Piece evrenindeki Karasakal'ın da bunu yapması çok da şaşırtıcı olmaz. O da zaten bizim dünyamızdaki korsanlardan sürekli ilham
ilham alıyor ve onların yaptıklarını bir şekilde buraya ekleyebiliyor. Kara Sakal'ın da böyle bir şeyi başarması için elindeki en büyük koz tabii ki de efsane kahraman Garp. Yani kısaca Garp'ın öldüğünü düşünmüyorum. Zaten bu çıkan spoilerlardan da öyle olmadığı gözüküyor. Tabii bölüm çıktığında belki bambaşka şeyler ortaya çıkar. Onu o zaman konuşuruz. Ama benim burada bölümle alakalı yapmak istediğim bir eleştiri var. Garp beklediğimden çok erken ve çok basit bir şekilde gitti arkadaşlar. Yani ben böyle olmasını beklemiyordum. Bu adam bu yaşına kadar, tamam Garp 78 yaşında ama Garp bu yaşına kadar sürekli aktifti. Son 2 yılda denizlere eğitiyordu ama yine aktifti diyebiliriz. Ve ben böyle bir karakterin, bu kadar efsane bir adamın arı kovanına geldiğinde, yani sadece 1-2 bölüm içerisinde dondurulup etkisiz hale getirilmesini çok da hoşuma giden bir şey olarak söyleyemeyeceğim. Keşke Garp daha çok savaşsaydı. Daha böyle büyük şeyler yaptığını görebilseydik. Tabii ki bir şeyler yaptı ama bilmiyorum, benim için yeterli değil. Belki bir 10 bölüm sürseydi Garp'ın kaybetmesi ya da işte daha epik bir kaybetme de olabilirdi. Ben mesela şurada Garp'ın donmasını da o kadar epik bulmadım. Bir önceki bölüm fena değildi. İlk geldiğinde Kuzan'la savaşı fena değildi ama bu bölüm bence gerçekten de en azından Garp için ya da Garp'ı sevenler için çok da iyi bir bölüm değil gibi duruyor. Ve ben dediğim gibi yani Garp burada ölseydi de veya işte şimdi donduğunu biliyoruz. Donduğu halde de iki şekilde de ben bunun çok basit bir yakalanış olduğunu düşünüyorum Garp için. Keşke daha fazla şey yapmış olsaydı. Keşke yanındaki adamlar da bence daha fazla şey yapmış olsaydı. Hatta keşke spoilerların bu kısımları yanlış olsa. Çünkü biliyorsunuz bazen böyle yanlış spoilerlar salınabiliyor. Daha sonrasında bölüm çıktığında da böyle bambaşka bir şey görüyoruz. Keşke öyle bir şey olsa ve hani Garp'ın gerçekten de şovunu yaptığını görsek tekrardan. İyice bir etrafı dağıtsa ve daha sonrasında artık ne olacaksa olmuş olsa. Ki benim tabii ki gönlümden geçen Garp'ın buradan kaçması ama Garp ölecekse de ya da işte Garp etkisiz hale gelecekse de çok daha epik bir şekilde olmasını isterdim ben. Bilmiyorum, belki bölüm çıktığında bu spoilerların dışında Garp'ın gerçekten başka epik şeyler yaptığını ve sonunda daha epik bir şekilde geldiğini göreceğiz. Ama yani dediğim gibi çok da öyle olmuş gibi durmuyor. Bu arada bölümün son sayfalarında da denizcilerin, donanmanın artık Ege Adası'na geldiğini görüyoruz. Büyük ihtimalle buradan sonra bir daha arı kovanını görmeyiz diye düşünüyorum. Yani bir sonraki bölümden itibaren artık arı kovanı değil, Ege'de yaşanacaklar üzerine odaklanmaya başlarız. Zaten dünyada olan olayların birçoğunu da görmüş olduk bu sayede. Şu anda artık tek göreceğimiz şey Ege Adası'nda yaşanacak olan o büyük olay ve gerçekten de Mugiwara filosunun oraya gelip gelmeyeceği ve o bahsettikleri büyük olayın bu olup olmadığı olacak artık. Umarım bölüm çıktığında bizi daha da böyle bir şaşkınlığa uğratır ve beklediğimiz şeyleri gerçekten alırız. Bu spoilerlardan daha fazlası vardır bölüm içerisinde. Sizin de spoilerlarla ilgili düşüncelerinizi merak ediyorum. O yüzden onları da aşağıya yazmayı unutmayın. Bölüm incelemesi videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.